23 artı 0, 23 artı 6. günler arasındayız. 24. gebelik haftasındayız. Doktor kontrollerinize düzenli olarak gidiyorsunuz. Bu muayenede doktorun size bir dahaki sefere geldiğinizde şeker tarama testi yapılacağını söylemiş olabilir. Nedir şeker tarama testi? Ülkemizde sıklıkla şeker tarama testi deyince aç veya tok olmanıza gerek yok. Herhangi bir zamanda kliniğe gittiğiniz zaman size 50 gram şekerli su içiriliyor. Ondan sonra bir saat boyunca hiçbir şey içmiyorsunuz. Bir saat sonunda kan alınıyor. Ve bu kan şekeri seviyesine bakarak da gebelik şekeri açısından risk altında olup olmanız belirleniyor. Eğer belli bir düzeyin üzerinde çıkarsa o zaman şeker yükleme testi yapılıyor. OGTT. İlki postprandiyal glikoz, yani yemek sonrası, işte 50 gram sonrası dediğimiz şey. OGTT ise oral glikoz tolerans testi. OGTT 100 gramla yapılıyor. Bu sefer aç gidiyorsunuz. Aç karnına bir kan şekeri alınıyor. Sonra 100 gram şekerli suyu içtikten sonra birinci saatte, ikinci saatte ve üçüncü saatte toplam 4 kere kanınız alınıyor. Ve bunların sonuçlarına bakarak şeker, gebelik şekeri olup olmadığı belirleniyor. Gebelik şekerinin tanısını koymak çok önemli. Çünkü gebelik şekeri hem gebelikte sizin açınızdan, bebek açısından, hem de doğum sonrasında özellikle bebek açısından çeşitli sorunlara yol açabileceği için gebelik şekerinin tanısının konması çok önemli. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği gibi her anne adayına, düşük riskli olan anne adayına diyelim, 50 gramlık şeker tarama testi öneriliyor. Eğer riskiniz yüksek ise, daha önce gebelik şekeri yaşadıysanız, şu anki bebeğiniz iri ise, ailenizde şeker hastalığı varsa, polikistik overiniz varsa, ikiz gebelik kesin değil ama ikiz gebeliğiniz varsa, o zaman direkt olarak 50 gramlık şeker tarama testi yerine 100 gramlık şeker yükleme testi yapılması önerilebilir. Ülkemizde de bazı yerlerde tek bir test olarak 75 gramlık testte yapıldığı oluyor. 75 gramlık testte ise aç karnına gidiyorsunuz gene. 75 gramlık şekerli suyu içtikten sonra birinci saat ve ikinci saat kanı alınıyor. Ama ülkemizde en yaygın uygulama şu: 50 gramlık şeker tarama testi. Eğer bu testte yüksek çıkarsa 100 gramlık şeker yükleme testi şeklinde. Bunu Sağlık Bakanlığı dediğim gibi öneriyor. Biz de anne adaylarına bunu mutlaka uyguluyoruz. Çünkü gebelik şekerin tanısının konması hem anne adayı açısından hem de bebek açısından son derece önemli. Çeşitli yerlerde duymuş olabilirsiniz. İşte ben şeker testi yaptırmak istemiyorum diye bazı anne adaylar işte diyebilir. Ben şeker testine karşıyım falan filan diye. Bu tamamen asılsız bir şey. Çünkü günlük klinik gözlemlerimizde şeker tanısı koyulmadığı zaman, gebelik şekeri tanısı koyulmadığı zaman bebeklerde sorunlar çıktığını bizzat gözlemliyoruz. O yüzden de rutin olarak öneriyoruz. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları sık görülüyor. Bunları engellemek için bol bol su içmek lazım. Neden gebelikte özellikle idrar yolu enfeksiyonları çok sık görülüyor? Çünkü İdrar yollarındaki düz kasların tüm düz kaslarda olduğu gibi vücutta gevşeme eğiliminde olması nedeniyle bu gevşemeye bağlı olarak idrar akımı az da olsa yavaşlıyor. Bununla beraber anne adayın tabii ki az sıvı alması da bu tür enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırıyor. İdrar yolu enfeksiyonları genellikle idrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma şeklinde belirti verirken, gebelik döneminde hiç belirti vermeyen sinsi idrar yolu enfeksiyonları çok sık rastlıyoruz. Gizli idrar yolu enfeksiyonları bir yandan erken doğum riskinin artmasına katkıda bulunurken, öte yandan piyelonefrit dediğimiz böbrek enfeksiyonlarına da neden olabileceği için idrar yolu enfeksiyonlarının henüz daha oluşmadan tanısını koymaya çok önem veriyoruz ve bunun temel tetkiki de idrar kültürü. İdrar kültürü de genelde hamilenin ilk başında yapılıyor, belli aralıklarla yapılıyor ve genellikle de şeker tarama testi esnasında da yapıyoruz, tam idrar tahliliyle birlikte. Hamilelikte çok sık hurafelere rastlıyoruz.
İşte ne mesela? Birkaç tane örnek vereyim. 7 aylık doğan çocuk yaşar, 8 aylık doğan çocuk yaşamaz. 5. aydan sonra ortaya çıkan mide ekşimeleri bebeğin saçlandığının işaretidir. Hamile kadın saç kestirmez, kestirirse bebeğin ömrü kısalır. Bunlar tamamen asılsız şeyler. Öncelikle bir kere 7 aylık doğan çocuk yaşar, 8 aylık doğan yaşamaz. Tamamen istatistiksel olarak bir kere anlamsız bir şey. Çünkü bebek rahim içinde ne kadar süre geçirirse, erken doğsa bile o kadar yaşama olasılığı artar. Mide ekşimelerinin nedeni bebeğin saçlanması değil, reflü dediğimiz asit kaçağıdır. Neyse, bu hurafelere çok fazla girmiyoruz. Bu haftada bebekte neler oluşuyor? Bebeğin kemik ve kas dokusu hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu da hareketlerin giderek güçleneceği anlamına geliyor. Yiyeceklerle alacağınız kalsiyum özellikle bu gebelik haftalarından itibaren daha da önem kazanıyor. Bebek asla kalsiyumsuz kalmıyor. Bunu söylemiştik daha önce. Ancak sizin kemiklerinizdeki depo yeterince kalsiyum almazsanız giderek azalıyor tabii ki. O yüzden kalsiyum kaynaklarına önem vermek lazım. Süt ve süt ürünleri, süt içemiyorsanız süt ürünleri de tüketemiyorsanız koyu yeşil yapraklı sebzeler. Bu haftanın sonunda bebeğin boyu yaklaşık olarak 32 santimetre ve ağırlığı yaklaşık olarak yine 640 gram. Bebekten bebeğe değişebilir tabii. Bu resimde bebeğin beyin dokusunun gelişimini görüyorsunuz. 10. haftadan 20. haftaya gelindiğinde kitlesel olarak bariz bir şekilde büyümüş durumda. Esas değişiklik ise 20. haftadan 40 haftaya giden süreçteki kitlesel büyüme ile birlikte görünümdeki değişiklik. Gördüğünüz gibi 20. haftada hiç kıvrımları yok iken beyin dokusunun doğuma yakın zamanda yüzlerce kıvrım yaparak trilyonlarca hücreyi ve bunların uzantılarını barındırır hale geliyor beyin dokusu. Beyin hücrelerimiz birbiriyle nörotransmitter adı verilen kimyasal maddelerle iletişimde bulunuyor. Bu maddeler bir sinir ucundan diğer sinir ucuna geçerek bir sinir hücresinin mesajını diğerine iletiyor. Sinir hücreleri aynı anda çok fazla sayıda sinir hücresiyle sinaps adı verilen bağlantılar sayesinde temas halinde ve diğer sinir hücreleri de bu temas sayesinde bizim hem otomatik işlevlerimiz, kalbimizin atması, organlarımızın çalışması gibi hem de bilişsel işlevlerimiz, hatırlama, öğrenme, düşünme, duygularımız gibi sağlanmış oluyor ve bu haftalardan itibaren bu daha da hızlanmış oluyor. Öğrenme nedir? Öğrenme dediğimiz süreç aslında sinir hücreleri arasında yeni bağlantıların geliştirilmesi. Doğduğumuzda çok fazla sayıda sinir hücresiyle doğarız ve 10 yaşına kadar bu sinir hücrelerin sayısı biraz azalır ve ondan sonra da bu sinir hücrelerin sayısı sabit kalır. Diğer hücrelerdeki gibi, vücudun diğer hücrelerindeki gibi rejenerasyon yani artış çoğunlukla gerçekleşmez. Rahim içinde öğrenmek ve büyüdükçe de akıllanmak diyelim, tırnak içinde var olan hücrelerin sayıca artmasıyla değil, kitlesel olarak büyümesiyle ve aralarındaki bağlantıların daha koordine hale gelmesiyle gerçekleşiyor. Yeni doğduğumuzda aslında yeni alınmış bir bilgisayar gibiyizdir. Hayati programlar hariç hiçbir program yüklenmemiştir ve bu nedenle doğduğumuzda işlevlerimiz sınırlıdır ve aslında rahim içinden başlayan bir süreçle öğrenme başlıyor ama tabii ki rahim içindeki öğrenme süreci kısıtlı olmakla beraber doğduktan sonra bütün duyularımız çalışmaya başladığı için sürekli olarak duyularımızın algılarıyla birlikte yeni bir şeyler öğrenmeye başlarız. Rahim içi tabii ki konumuz olduğuna göre şunu bilmemiz lazım. Günümüzde artık öğrenmenin, duyguların ve diğer birçok bilişsel faaliyetin rahim içinde başladığına inanıyoruz artık. Nereden biliyoruz? Çünkü bebek annesinin sesine, babasının sesine tepki veriyor. Demek ki onların sesini öğrenmiş oluyor. Bebek rahim içinde
annesinin yediklerini içtiklerini öğrenmiş oluyor. Daha sonra onlara karşı daha fazla bir afinite gösteriyor. Onları daha çok seviyor. Bebek rahim içinde duyduklarını doğum sonrasında bebeği sakinleştirmek için anne adayları kullanabiliyor. Demek ki onları depolayabiliyor. Duyduklarını depolayabiliyor. Ve de tabii ki şunu bilmek lazım ki duygular, olumlu duygular başta endorfin olmak üzere mutluluk hormonu dediğimiz bir dizi hormon sayesinde gerçekleşiyor. Olumsuz duygular ise stres hormonu adını verdiğimiz, tabii sadece onlarla kısıtlı değil, adrenalin ve kortizon adını verdiğimiz hormonlar sayesinde gerçekleşiyor. Demek ki bir de şu bir gerçek ki bebeğin beyni hem endorfin dediğimiz maddelere hem de stres hormonlarına duyarlı. Demek ki rahim içine biz bu hormonlardan hangisini daha çok verirsek bebek ona göre duygulara sahip oluyor. Duygulara sahip oluyor demek tabii ki yanlış olur ama yani sonuç itibariyle biz eğer dışarıdan eğer iyi duygular hissettiğimiz zaman bebeğe de bu mutluluk hormonlarını geçirebilirsek o zaman bebeğimiz de bu hormonlara beyin olarak duyarlı olduğu için kendisini daha iyi hissediyor. Tabii ki bu kanıtlanmış bir şey değil ama şunu biliyoruz ki mutlu ailelerden doğan çocuklar genelde daha mutlu ve daha huzurlu oluyor. Stres dolu bir ortamda rahim içindeki dönemini geçirmek zorunda olan bebeklerin daha sonraki yaşamları çok daha farklı oluyor. Öğrenme güçlüğü de dahil olmak üzere çeşitli problemlere neden olabiliyor. Tabii ki şunu da bilmek lazım. Zaman zaman yaşanan stres dolu ortamlar bebeği etkilemez. Uzun vadeli ve kronik stres ve ciddi stresler bebeği tabii ki daha olumsuz etkiler. Bir de tabii ki şu var. Bebeğimizin zekasını rahim içinde geliştirebilir miyiz? Bu tabii ki müzik dinleterek yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Sadece müzik dinletmekle zeka gibi bir karmaşık bir şeyin geliştirilmesinin ben mümkün olduğunu kendim düşünmüyorum. Ama tabii ki bebeğin öğrenme süreci rahim içinde başladığına göre bebekle konuşmak lazım. Ona iyi duygular göndermek lazım. Kendimizi iyi hissettiğimiz zaman bebeğin de iyi hissettiğini bilmek lazım. Bebekle iletişim kurmak bu seviyedeyken tabii ki görme fonksiyonu olmadığına göre, işitme fonksiyonu olduğuna göre işitme sayesinde olabilir. Bir de tabii ki bebeğin rahim içinde endorfin adını verdiğimiz ve beraberindeki bazı bir dizi mutluluk hormonlarıyla birlikte stres hormonlarında bebeği etkileyebildiğini söylemiştik zaten. Bunları beraberce düşündüğümüz zaman bebeğe rahim içindeyken iyi bir ortam hazırlamak lazım. Bu nasıl olur? Kendimizi iyi hissederek olur. Kendimize iyi gelecek olan şeylerin bebeğe de iyi geleceğini bilmekle olur. Ve böylece bu haftayı kapatıyoruz. Haftanın travması yani doğum esnasında yaşanan olumsuz olaylar farkında.